Yaptığı güncellemeler o kadar çok ses getiriyor ki, o kadar iyi güncellemeler geliyor ki artık neredeyse karşımıza her zaman her şekilde ChatGPT çıkıyor ve biz de mecburen bunu günlük hayatımıza, işlerimizde, böyle pratik çözümlerimizde hayatımıza dahil ediyoruz. Örneğin şu tarz gördüğünüz fotoğraflar ChatGPT'de yapılıyor veya şu da aynı şekilde ChatGPT'de yapılıyor ki zaten bunlar son güncellemeyle geldi. Bunlar sadece buzdağının görünen kısımları, görünmeyen kısımları da var. Ben zaten daha çok oralardayım. Günlük hayatımda benim işlerimi nasıl kolaylaştırıyor, hangi alanlarda kullanıyorum ve siz hangi alanlarda kullanabilirsiniz? Aslında bu videoda bunları konuşacağız. Yani kısaca ChatGPT nasıl kullanılır size A'dan Z'yi bu videoda anlatmaya çalışacağım. Şimdi gelin arayüzünden başlayalım. Şimdi ChatGPT aslında bir sohbet yapay zekası. Karşınızda sanki biri varmış gibi onunla sohbet ediyorsunuz. İstediğiniz şeyleri size anında cevaplıyor. Buna gerek kendi yapay zekasıyla gerek de internetteki araştırmalarıyla beraber size anlatıyor. Yani sorduğunuz sorulara bir şekilde cevap veriyor. Kullanımı da o kadar çok kolay ki işte buraya yazdığınız şeylere prompt deniyor. Prompt yazıyorsunuz, yani ondan bir şeyler istiyorsunuz. Ve istediğiniz şeyleri de bir şekilde size cevaplıyor. Ve nasıl isterseniz cevaplıyor. Mesela diyorsunuz ki bana samimi bir şekilde cevap ver. Bana bir spor hocası gibi cevap ver. Bana bir diyetisyen gibi cevap ver diyorsunuz. Ve o sayfa boyunca o chat alanı kapanana kadar sizinle o şekilde konuşuyor. Yani aslında burada bir makine öğrenimi var. Yani karşınızdaki yapay zekayı siz eğitiyorsunuz. Ve günün sonunda artık sizi tanıyor. Ve size özel bir asistan gibi davranıyor. Ve bence bu da hayatta isteyebileceğiniz en iyi şeylerden bir tanesi. Hani demiştim ya, aslında iyi bir asistan. İstediğiniz alanlarda bunu kullanabilirsiniz. Ben nerelerde kullanıyorum? Mesela benim burada bir diyet spor günlüğü diye bir alanım var. Ben burada mesela yemek takibimi yapabiliyorum. Kalori takibimi yapabiliyorum. İşte bugün ne kadar çok yemişim. Bugün hangi makrolarımı almışım. İşte besin değerlerini almışım vesaire. Burayı benim için kontrol ediyor, takip ediyor. Aslında resmen benim sanal bir spor hocam ve diyet hocam var. Bu sadece spor örneği çok çok küçük bir kısım belki de. Hani belki yemek yapıyorsunuzdur. İşte dolabınızı açtınız. 3-4 tane malzemeniz var. Onun fotoğrafını çekip atıyorsunuz. Diyorsunuz ki bana buradaki malzemelerden bir yemek tarifi ver. Hemen ona göre hemen bir yemek tarifi veriyor size. Ona göre besin değerlerini çıkartıyor. İşte sallıyorum, elinizde bir kitabınız var. Kitabı gösteriyorsunuz. Diyorsunuz ki bu kitap ne anlatıyor? Fotoğrafını çekip atıyorsunuz bu arada. O kadar basit. Fotoğrafını çekip atıyorsunuz. Hemen o kitap hakkında size kısa kısa bilgiler veriyor. Veya özet çıkartıyor. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Tabii bunları sesli olarak da yapabiliyorsunuz. Telefon uygulaması var. Telefon uygulamasını indirip hızlı bir şekilde yine bilgisayardaki yaptığınız adımları telefonda da yapabiliyorsunuz. Yani bu kişisel asistanımız aslında her yerde size eşlik ediyor. Şimdi dedim ya, bu soru sorarak aslında çalışıyor. Bir şeyler vermeniz lazım ki, pardon, bir şeyler sormanız lazım ki bir şeyler alasınız. Şimdi gelin bir tane deneme sayfası açalım. Burası mesela bilgisayar versiyonun uygulama hali. Bunu ben indirdim, bilgisayarıma kurdum. Şu şekilde bir arayüzü var. Burada benim sol tarafta açtığım GPT'ler var. Burada hazır GPT'ler de var. Hazır GPT'ler var, yani hazır yapay zekalar var içerisinde. Örneğin burada bizim yaptığımız var, işte coin ile alakalı. Buraya mesela bir coin atıyorsunuz. Coin attığınız zaman size o coin ile ilgili böyle bilgiler veriyor. Bu coin alınır mı, fiyatı ne gibi gibi birkaç bilgi veriyor. Örneğin şuradaki kripto rehberi. Buraya mesela bir coin yazıyorsunuz. Sallıyorum. Mesela Solana yazdım. Mesela Solana yazdım. Bana Solana hakkında hazır bir şekilde son durumlarını, anlık fiyatını vesaire 24 saatlik değişimi hakkında bilgiler veriyor. Bu hazır bir GPT. Bunun birkaç ayarı var. Biz o ayarları yaparak buraya dahil edebiliyoruz. Ama bu belki sizin için ilk etapta ileri düzey olabilir. O yüzden buraları şu anlık es geçiyorum. Yani burayı siz de kullanabilirsiniz. Sol tarafta kullandığım tüm GPT'leri bu arada videonun açıklamasına ekleyeceğim. Oradan alıp istediğiniz gibi siz de kullanabilirsiniz. Yani burayı herkes açık bir şekilde ayarladık. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz, ücretsiz. Örneğin burada Fit Coach diye bir şey var. Burada da yine diyetle alakalı şeyler var. Yolu keşfet. Buraya mesela bir şehir yazıyorsunuz. O şehirle ilgili size yapmanız gerekenler, işte nerede gezilir, nereye yapılır, en ucuz otel neresi gibi gibi böyle birkaç bilgi veriyor. Bu da böyle bir alanda. Şimdi sol kısımdan şuraya geliyorsunuz. Bir tane sohbet oluştur. Şimdi sohbetimiz burası. Burada kendinizi tanıtabilirsiniz. Yani şu an varsayıyorum ki sıfırdan giriyorsunuz. İşte ben Furkan, şu kadar yaşındayım, şu kilodayım, şunu yapıyorum, hayatım böyle. Zaten siz buraya sohbetler açtıkça o sizi tanımaya başlayacak. Hatta böyle akımlar doluyor. İşte
bu zamana kadar yazdığım bilgilerden benim hakkımda bildiklerini paylaş. Neler biliyorsun? Hep beraber görelim diyor. Mesela sizin hakkınızda belki sizin bile annenizin babanızın bile bilmediği şeyleri biliyor artık. Yani biliyor dereceye geliyor aslında. Bu da gerçekten bir yandan iyi bir yandan da korkunç bir özellik diyebilirim. Şimdi gelin bir şeyler deneyelim. Mesela diyorum ki ergence anlat diyorum mesela. Mesela çok saçma bir soru sordum. Kibar ol, ergen tavırlar yap vesaire. Mesela bakın sohbet dili otomatikman değişiyor. Diyor ki bak şimdi dostum sıfırdan gelmiş olabilirsin ama merak etme. ChatGPT seninle çay içip ders çalışır, muhabbet eder, hatta sana CV bile yazar. Ve gerçekten bunları da yapıyor. Siz bilgilerinizi veriyorsunuz, sizin için CV de yazıyor. Hatta bununla ilgili de kanalımızda videolar var, onları da izleyebilirsiniz. ChatGPT ile inanılmaz videolarımız var, onları mutlaka izleyin. Mesela zaten bu videoda anlatacaklarımın hepsini burada bana veriyor aslında. Sınava çalışmam lazım ama başlamaya üşeniyorsun. Senin için hop taktikler veriyor. Diyor ki şunu şöyle yap. Veya işte şuradan başla, şuradan başla. Mesela diyorsunuz ki ben işte sosyal bilgiler çalışacağım. Sınavda şunlar çıkacak. Giriyorsunuz. Size onunla ilgili şeyler yapıyor. Mesela bir kızla konuşacaksınız. Kıza nasıl açılacağını bilmiyorsunuz. Ona böyle kızı anlatıyorsunuz vesaire. Nelerden hoşlanıyor, neler yapıyor vesaire bilgi veriyorsunuz. Onunla böyle sanal bir şekilde de konuşabiliyorsunuz. Yani bilgiler de, taktikler de alabiliyorsunuz. Mesela buradaki 5. madde son özelliği aslında. Hayalimde bir çizim var ama çizemiyorum. Burada diyor ki bana tarif et, ben sana AI ile çizdiririm. İster Ghibli, bunu göstermiştim. İster Marvel tarzı, ne istersen gelsin, yolla gelsin diyor. Ben istediğini yapabilirim. Örneğin YouTube'a başlamak istiyorsunuz. YouTube kanalları ismi, kanal adı, işte YouTube açıklamaları, biz bazen kullanıyoruz bunları. Bunları vesaire her şey yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili zaten videolar var. Burada sadece özet geçeceğim. İşte sadece sohbet etmek istiyorsunuz. Sallıyorum, burayı günlük gibi de tutabilirsiniz. Artık böyle kağıt kalemden ziyade buraya yazarsınız, onunla böyle sohbet edebilirsiniz. Günlük tuttuğunuz bir alan olabilir. Bu arada yazdığınız sohbetler, yani sürekli arda arda sohbetler açabiliyorsunuz. Konudan konuya atlayabilirsiniz. Örneğin sallıyorum buraya. İşte 10 milyon TL param var. Bana mesela dedim ki 10 milyon TL bir param var, bana uzun süre kullanabileceğim hangi arabalar önerirsin? Bana böyle arabalar önermeye başlıyor. Bakın elektrikli, geleceğe yatırım, alternatif düşünceler vesaire. Bunu böyle çeşitlendirebilirsiniz. Mesela 10 milyon TL param var ama ben böyle çok daha abartıya kaçmak istemiyorum. İşte 3 milyonuyla yatırım araba alacağım. Kalan 7 milyonunu farklı ne şekilde değerlendirebilirim? Gibi sorular da yönelterek aslında soru soruyu açıyor. En sonunda istediğiniz cevaba ulaşıyorsunuz. Mesela bu da farklı bir sayfaydı. Sohbetleriniz sol tarafta sıralanıyor. İstediğiniz gibi gidebiliyorsunuz. Burada arama bölümü var. Arayarak işte burada ne bileyim Solana coin özellikleri dedik ya. Buraya Solana coin özellikleri yazın. Daha sonrasında bu öne çıkıyor. Yani aramanızı kolaylaştırıyor aslında. Burası da böyle bir alandı. Şimdi gelin bir de görsel kısmına gelelim. Görsel kısmı da önemli. Bir görsel yükleyelim bakalım neler olacak. Şimdi görsel için sol alttaki kısma geliyorsun. Hatta dur sol altta da gelin anlatayım. Burada mesela internette ara diye seçeneği var. İnternette aramaya başlıyor. Burada derin araştırma. Çok daha fazla kaynağa gidiyor. Eğer böyle çok detaylı bir sorunuz varsa, tek seferde cevaplayamayacağı bir soruysa, böyle derin araştırma yaparak daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Buradan seçeceğiniz modeller var. İstediğiniz modeli seçiyorsunuz. İşte burada farklı farklı O1, GPT-4.5 önünüzde mi yazmak, fikir keşfetmek için iyi. Zamanlanmış görevlerle GPT-4 oyu kullanabilirsiniz. İşte sana böyle günlük hatırlatmalar yapıyor. İşte alarm. İşte diyorsunuz ki ona bana her gün saat 3'te motivasyon sözleri at vesaire gibi böyle hatırlatmalar için şu gelecek. Şu anlık beta sürecinde kullanılabilirsiniz. Şu anlık çoğu soru için ideal 4O çıktı. 4O'yu kullanıyor herkes. Buradan ses kaydı da yollayabiliyorsunuz. Sesli bir şekilde iletişim de kurabiliyorsunuz. Bunu telefonda yapmak sanki daha iyi geliyor bana. Şimdi gelin bir görsel yükleyelim. Görsel yüklemek için artı tuşuna basıyorsunuz. Buradan fotoğrafı karşı yükle deyip buraya aktarıyoruz. Şimdi buraya bir görsel attım. Şimdi gelin bu görseli son zamanların trendi olan görsel promptlarından birine uyarlayalım. O da neydi? Gimli tarzıydı. Gimli mi her neyse bu şekilde okunuyor. Gimli tarzına çevir diyorsunuz. Bakın çok basit bir şekilde şuraya basıyorsunuz ve artık bunu işleme alacak. Bu görseli alıyor. İstediğim tarza, istediğim formata birazdan çevirecek. Evet, görselimiz çıktı. Bakın o temaya ait bir şekilde hazırlık yaptı. Görselim böyleydi. Şöyle açayım. Bakın şöyle bir görseldi. Sonra şuna çevirdi. Bakın temayı oldukça koruyor ve istediğim aslında
o anime dünyasını, Gimli tarzına çevirdi. Şimdi gelin bir de diğerine çevirelim mi? Bu 3D oyuncak figürleri var ya. Böyle oyuncak kutusunda vesaire. Gelin bir de ona çevirelim. Bu da mesela hazır bir prompt. Mesela o görselimiz de oluştu. Bakın 3 boyutlu oyuncak figürü çıktı. Bunu gelin kutuya koyun dersiniz. Kutunun içine koyar. Veya diyebilirsiniz ki işte şurada bir yazı yazsın dersiniz. Yazı da yazabilir. Yani istediğiniz ucu bayağı açık arkadaşlar. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz buraya. Bu da gerçekten pratik güncellemelerden bir tanesi ve oldukça da kaliteli bir şekilde çıkartıyor. Dikkatinizi çekeyim, bayağı kaliteli. Bunu alıp bir oyuncak kutusunun içerisine de o koyabilirsiniz. Tıpkı şurada gördükleriniz gibi. Şimdi gelin bir yeni bir sayfa daha açalım. Size bir şey daha göstermek istiyorum. Mesela diyelim ki bir ürününüz var. Bu ürününüze ait bir sosyal medyada paylaşabilecek bir görsel hazırlamak istiyorsunuz. Şimdi gelin ürünü buradan oluşturalım. Diyelim ki şimdi bakın görselimiz çıktı. Bana bir tane kupa oluşturdu. İstediğim şekilde turuncu, havalı, masa üstünde duran bir kupa. Kahve kupası. Şimdi diyorum ki bana bu görseli, bana bu kupayı havalı bir kampanya görseline çevir. Görsel üstünde işte sallıyorum. Bir alana bir bedava yaz. Cool bir yazı fontuyla. Havalı bir görsel çalışma olsun. Bakın o kadar çok böyle günlük dilde yazıyorum ki işte havalı bir kampanya görseniz bir görsel üstünde bir alana bir veda bayasın. Cool bir yazı fontuyla havalı bir görsel çalışma olsun. Böyle olabildiğince açabilirsiniz. Ben bayağı devrik yazdım bu şekilde. Mesela bunu gönderdim. Bakalım ne gelecek. Mesela havalı bir görsel çevir derken bu şekilde bir şey yaptı. Bir alana bir bedava yazıyor. Bakın siz hiçbir şey yapmadan bir tasarım hazırladı aslında. Bunu daha da böyle absürt hale getirebilirsiniz. Daha farklı bir çalışma olsun bile olabilir yazdım. Bakın birkaç tane daha teknik verdim ona. Diyorum ki şuna benzer bir şey olsun vesaire şöyle olsun gibi birazcık daha bilgi verdik. Mesela şu an belki bir tık daha iyi bir görsel çalışma gelebilir. Mesela bakın bu sefer geri bildirim için bana iki tane çıkardı. Bunlardan birini seçebilirsin dedi. Dedim ki bardağın yanından böyle turuncu turuncu şekillerde çıksa güzel olur dedim. Ve bakın iki tane şey çıkardı. Ve bence ikisi de gayet havalı ve güzel duruyor. Bakın. Şu bir. Şu da ikincisi. Yani bakın bir önceki görsele bakın bir de bunlara bakın. Yani gerçekten ikisi arasında bayağı bir fark var. Bunları alıp istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Bazen böyle hata verebilir, ağ bağlantısı kesildi gibisinden ama tekrardan denerseniz zaten aynı görseller çıkacaktır. Mesela bu da böyle bir görsel. Şimdi size bir şey daha göstermem gerekiyor. Şimdi internette diyelim ki çok güzel bir görsel gördünüz ve bu görsele benzer bir şeyler çıkartmak istiyorsunuz. Ama aklınıza gelmiyor. Mesela böyle bir görsel oluşturmak ilk etapta aklınıza gelmeyebilir. Buradaki şekilleri tarif edeceksin, yazıların rengi vesaire. Tarif etmek çok zor gelebilir. Bunu ben çok sık kullanıyorum. Bulduğum görseli buraya yüklüyorum. Diyorum ki bana bu görselin promptunu yaz. Veya bana bu görselle şunu üret. Gibi gibi böyle teknikler kullanabilirsiniz. Oldukça zamandan kazanırsınız. Mesela gelin aynısını yapalım. Ben şimdi buraya bu görseli yükleyeceğim. Veya direkt şunu yazıyorum. Bana yukarıdaki görselin bana en son çıkardığın görselin detaylı görsel promptunu yaz dedim. Bakın şimdi. Benim yazdığıma bakın. Ben şöyle bir şey yazdım. Daha farklı bir çalışma olsun. Bardağın yanından turuncu şekiller vesaire çıkabilir. Bakın çok basit. Ama orada çıkardığı şey bayağı bir şaheser. Şimdi bakın. En son çıkardığım görselin promptunu yaz dedim. Bakın. Bunu varsayıyorum ki internetten aldık ve buraya attık. Bunun formatını istiyorsunuz. Bakın neler yazdı. Masa üzerinde yer alan parlak turuncu seramikten yapılmış kaslı six pack desenli bir bir kahve kupası. Arka plan koyu kahverengi bir dokuya sahip. Kupanın etrafında turuncu ve kırmızı tonlarında kıvrılan soyut dalga şekiller var. Şunlardan bahsediyor. Bu şekiller hem kupanın altından çıkıyor hem de arka planda bütünleşiyor. Bakın bunu ben tek seferde herhalde bu kadar çok detaylı yazmazdım. Çünkü aklıma gelmezdi muhtemelen. Görselin üst kısmında büyük ve dikkat çekici bir fontla bir alana ve hemen altında bir bedava yazıyor. Yazı tipi kalın, modern ve hafif retro havasında, aydınlatma yumuşak ve dramatik. Kupaların detaylarını vurguluyor. Görsel genel olarak dinamik, enerjik ve göz alıcı bir kampanya estetiğine sahip. Bakın hem Türkçesini hem İngilizcesini çıkardı. Şimdi ben bunu alıp sıfırdan bir sayfa
açıp buna benzer belki direkt böyle bir şey de çıkartabilir. Hızlı bir şekilde ayarlayabilirim. Bu benim günlük hayatta inanılmaz bir şekilde işimi kolaylaştırıyor. Bence bu alanı, bu kısmı çok fazla kullanacağınızı düşünüyorum. Şimdi genel anlamda aslında bu alanlar çok kullanılıyor. Yani sohbet aslında yapay zekası istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Soru sor, cevap al. Soru sor, cevap al. Görsel yükle, görseli çıkart, şunu yazdır, bunu çıkart, görsele şunu eklet gibi alanlarda aslında çok sık kullanılıyor. Farklı şeylerde de kullanabilirsiniz. Örneğin elinizde bir rapor var. Upuzun bir rapor. Bunu böyle tek tek ayıklayıp ayrıştırmanız gerekiyor. Ama gelin bunu ChatGPT'ye atın. De ki bana bu raporda öne çıkan alanları hızlı bir şekilde çıkart. Başlıklar halinde çıkart. Önemli olan kısımları vurgula. Deyin, o size hızlı bir şekilde o raporunuzu özetlesin ve sizden ve sizin zamanınızı kısıtlamasın. Hızlı bir şekilde çıkartsın. Mesela bu yöntemde oldukça kullanılan şeylerden bir tanesi. Uzun bir PDF varsa elinizde bunu da alıp hızlı bir şekilde alıp özetletebiliyorsunuz. Veya bu konuda ne işe yarıyor gibisinden sorular sorup ondan destek alabilirsiniz. Bu arada çevirisi de oldukça iyi. İngilizce bir metin varsa elinizde buraya atıyorsunuz. Hızlı bir şekilde çeviriyor. Veya Instagram'a, sosyal medya platformuna bir post metni yazacaksınızdır. Görselinizi atın buraya, yükleyin. Deyin ki bana bu görselle ilgili bir Instagram için bir post metni ayarla deyin. Mesela 3 tane yolla de. 3 tane yolluyor. Şuna değin de şuna değiniyor. Buna değin de buna değiniyor. Hani mesela ucu yok yani, sınırsız. Hayal gücünüzü olabildiğince zorlamanız gerekiyor bu ChatGPT alanında. Kanalımızda ChatGPT ile ilgili veya diğer yapay zekalarla ilgili birçok video var. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Ekranda çıkan videolara tıklayarak gidebilirsiniz. Bu arada video hoşunuza gittiyse tam şu an beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.